Partisi örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Murat Bey. Cumhuriyet Halk Partilileri başka partiler üzerinde işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi Murat Bey, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri bunları değerli arkadaşlar. Aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. Bu hafta sonu yapılan CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Can Polat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi menfaat karşılığı torpille işe alım yaptığını alenen beyan etmiştir. İstanbul İl Başkan adayı Can Polat konuşmasında CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP delegelerini sırf size oy vermeleri için işe aldığınız bir dönemi ise hiç kabul edemiyorum şeklinde ifadelere yer vermiştir. Söz konusu beyanlar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil siyasi menfaat için oy verme karşılığında işe aldığı ifşa edilmiştir. Belirtmemiz gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinde fişlenme, yer değiştirme, maaş zamlarının yapılmaması ve daha birçok hukuka aykırı ve vicdana aykırı gerekçeleriyle mobbinge uğrayarak işe bırakılan, işten çıkartılanların yerine CHP, İyi Parti ve adı gizlenen diğer partilerin il ve ilçe yönetiminden şahısların işe alındığı bilindiği gibi bir de delegelerin işe alınmasının ifşa edilmesi İBB yönetiminin nedenli liyakatsiz, partizanca ve siyasi saikle hareket ettiğinin ayrı bir göstergesidir. İşten çıkartılan çalışanların yerine gerçekleştirilen partizanca kadrolaşma maksadıyla yeni işçi alımlarına ilişkin meclis başkanlığınıza 38 kez soru önergesi vermemize rağmen hiçbirine bugüne değin herhangi bir cevap verilmemiştir. İş bu önergelerimizin neden cevaplanamadığı ise CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Can Polat'ın ifadeleriyle açıklığa kavuşmuştur. Şöyle ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi oy karşılığı olarak makam koltukları dağıttığı delegelerin isimleri ve hangi göreve getirildikleri medyaya yansıyan haberlerde yer bulmuştur. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aşağıdaki sorulara cevap vermesi elzemdir. 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmış, kaç delege için iş sözü verilmiştir? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan başkaca delegelerin olup olmadığı açıklanacak mıdır? 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından CHP İl Başkanı olması için desteklenen ve seçilen Sayın Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın hangi makamları delegeler için ayrılmış, tabiri caizse peşkeş çekilmiştir? 3. CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Can Polat'ın ifadeleri dikkate alındığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yardımcılarının kongre öncesi destekledikleri adayın seçilmesi için dirsek temasında oldukları delegeleri iş ve makam teklifleri haricinde başka herhangi bir menfaat sözü verilmiş midir? Hem CHP delegesi olan hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olarak maaş alan çalışanların siyasi etiğe uygun davranmasını bekliyoruz. 4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana İstanbul halkının muzdarip olduğu birçok elzem hususlar ile ilgilenmek ve halkın sorumluluklarına odaklanıp ivedi bir şekilde çözüm üretmek yerine vaktinin ve enerjisinin çoğunluğunu neden CHP'nin iç meseleleriyle geçirmektedir? Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u CHP'nin genel başkanlığına giden bir basamak olarak gördüğünü mü kanıtlamaktadır? CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki oluşan kavgada İstanbul'un kaynakları parti işi çekişmelere mi harcanmaktadır? İş bu önergemizin başkanlık makamına havalesini arz eder. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Avukat Ali Rıza Teke, Temel Haklar Komisyon Başkanı. Evet, peki. Buyurun Mesut Bey. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. İddialara cevap vereceğim ama bu arada AK Parti bir kurultay yapmış. Haberimiz olmadı. Hayırlı olsun sizlere öncelikle. Çok bir yer bulmadı medyada. Ama
deminki Sayın Avukat'ın iddialarıyla ilgili söylemleri geçecek olursak, evet, hafta sonu bir İstanbul Kongremizi gerçekleştirdik. Son derece verimliydi. Biz bu arada tekrar kongre sonucu il başkanım olarak seçilen Sayın Özgür Çelik'e ve yönetimine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına başarılar diliyoruz. Her zaman da beraber yürümeye devam edeceğiz. İddialara gelirsek de diğer adayın, yine bir partimiz olan adayın delegeleri, seçim zamanındaki delegeleri etkilemek üzere söylediği bir cümle. Asla ve asla bir gerçekçiliği olmayan, hiçbir karşılığı olmayan, İBB ile hiçbir ilgisi olmayan iddialar. Kongre şehvetiyle, kongre anında buradaki siyasetçi, biliyorsunuz, delegelerin oylarını almak amacıyla söylediği bir iddiadır. Gerçekle asla ve asla alakası yoktur. Bu konuda kimse merak etmesin. Kişinin kendisini bağlar. Nereden böyle bir şey nasıl gelişti onu bilemiyoruz. Dediğim gibi, yani tabii ki önergedir, verilir. Sorularda sordu ki çok siyasi bir önerge, ona da ret vereceğiz bu arada. Bu kadar hakaret dolu bir önergeyi kabul etmemiz bizim açımızdan mümkün değil. Ama yine söylüyorum, kongre zamanında, kongre gününde delegelerin oyunu almak için kongrenin o şehvetiyle kullanılan cümlelerdir. Adayın şahsını bağlar, şahsi düşünceleridir. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet. Ali Rıza Bey, grup sözcümüz cevaplayacak bununla alakalı. Bence konuyu çok dağıtmadan toparlayalım. Buyurun Murat Bey. Saygıdeğer Başkanım, ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Değerli arkadaşlar, lütfen, salonda çok fazla ses var. Hatipleri rahatlıkla duyamıyoruz. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın kongresini tebrik ediyorum. Özgür Bey'e de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi aile içi ilişkilerine karışacak değiliz. Öyle bir haddimiz yok. Fakat meselenin buradaki vazifemize bakan bir yönü var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meclisi burası. Dolayısıyla İstanbulluların imkanlarının hangi amaçlarla, hangi sahikle kullanıldığı konusunda bizim öncelikli bir vazifemiz var, misyonumuz var. Arkadaşımız bunu yerine getirmek için bu soru önergesini başkanlık makamına havale etti. Sayın Can Bolat'ın kürsüden, ki kendisi 300 oy aldı zannediyorum, 32 oyla seçimi kaybetmişti. Yani o konuşmasına da, konuşmasının bütün tespitlerine de kurultaylarında ciddi bir teveccüh gösterdi. Hatta yalanlarında boğulmakla itham edildiler İBB Başkanı tarafından. Orada maalesef İBB Başkanı'nın bence 4,5 yıldır devam eden Büyükşehir Belediyesi'ni kendi şahsı üzerinden siyasallaştırma sürecinin zirvesi olmuştur o ifadeler. Kendi yol arkadaşlarına bile bu ifadeleri kullanacak seviyeye gelmiştir. İddialar, tespitler çok net. Can Bolat bizim 4,5 yıldır söylediklerimizi aslında kürsüden teyit etmiş oldu. Bizler bugüne kadar diyorduk ki İstanbul İttifakı olarak tanımladıkları ittifak ortaklarının kontenjanlarına, insan kaynaklarının tahsis edildiğini, personellerin liyakata değil partizanca istihdam edildiklerini 4,5 yıldır söylüyoruz. Hatta Mesut Bey kendisiyle de çelişiyor. Daha görevin başında ilk yıl İstanbul CHP İl Teşkilatı'nda yapılan toplantıda Mesut Bey de divan kurulundaydı. Partilere personellerin nasıl dağılım yapılacağına dair bir konuşma da irad etmişlerdi. Ama bugün Can Polat'ın söylemiş olduğu hakikatleri tahsis etmeyi tercih ediyor arkadaşlar. Buradaki çelişkiyi ben İstanbullulara ve kamuoyuna arz ediyorum. Şimdi İBB'de çalışan 15 tane delege, ben isim vermeyeceğim. Arkadaşlarım şimdi önüme listeyi koydular. Bu kamuoyunda da paylaşıldı değerli arkadaşlar. Zannediyorum 15 isim değil mi? 15 isim. Bir tanesi düzeltme için arkadaşımızı aramıştı. Alper Yayın Bey. Kendisiyle görüşüldü. O mahalle teşkilatından bugüne kadar teşkilatlarda görev yapmış bir arkadaşımızmış. Bu dönem görev almamış. Daha önce de delege olarak vazifesi devam etmiş. Ama diğer isimleri biz kamuoyuyla paylaşmıştık. Dolayısıyla biz dün olduğu gibi bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarının, İstanbulluların imkanlarının İBB Başkanı'nın siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıydık. Bugün de yüksek sesle bunu ifade ediyoruz. İnşallah 6 ay
sonra bu süreç sona erecek. O gün İstanbullular sandıkta kararlarını yüksek sesle ifade edecekler. Kamuoyuna arz ederiz bu vesileyle. Evet, buyurun Mesut Bey. Ya Sayın Başkanım, çok büyütmek istemiyoruz ama Murat Bey'in söylediğinde şeylere cevap vermezsek bu sefer farklı bir şey olacak. Öncelikle siyasi kayırmacılık bizim değil, AK Parti'nin işidir. Sayın Cumhurbaşkanı, o dönem adayınız, şimdi Cumhurbaşkanınız ne dedi? KPSS'de liyakati kaldıracağız dedi. Özür dilerim, mülakatı kaldıracağız dedi. Değil mi? Kaldırıldı mı? Niye kaldırmıyorsunuz? KPSS'den 95 olan alan, sınavdan 95 alan adayı tekrar mülakata niye sokuyorsunuz? Bir, iki, bakın iki, iddialarınız da çok ağır. İki, iki, İBB'de işe alımlar. Çok içten ve gönülden söylüyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın partimiz içinde en çok eleştirildiği konudur. İddia ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın partimizin içinde en çok eleştirildiği konudur. Biz bize gelen iş taleplerini İBB kariyer üzerinden gerçekleştiriyoruz. Net. Çok net. Gidin, gidin 2019'dan sonra işe alınan insanların işe alınma süreçlerini inceleyin. Peki şey yapalım mı? 2019'dan önceki sürece girelim mi? Sizin il başkanlıklarınızdan, ilçe başkanlıklarınızdan gelen şöyle sadece bu. İsim soyisim TC ile işe alınan insanları açıklayalım mı? Burayı siz 25 yıl yönettiniz. Bir adım daha ileri atıyorum. Bir adım daha gidiyorum. Şu anda 90 bin kişiye yakın kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Hepiniz elinizde bütün imkanlar var. Elinizde bütün imkanlar var. Açın Yargıtay'ı sorun. İBB'de çalışan 90 bin kişinin parti yüklerine bakın. Kaç bini Cumhuriyet Halk Partili, kaç bini AK Partili. Hadi. Böyle bol keseden güzel güzel konuşmak güzel. Eleştirdiğiniz konu bu olmamalı. Lütfen bakın. Burada çok hakkaniyetli bir sistem yürüyor. Burada hemen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. 5 yıldır işe alım konusunda hakkaniyetli, vicdanlı bir süreç yürüyor. Daha yeni 3 ay önce, 3 ay önceki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kameralara çıkıp kullandığı cümle neydi? KPSS'de mülakatı kaldıracağız. Kaldırdınız mı? Niye kaldırmıyorsunuz biliyor musunuz? Kaldırdığınız zaman AK Partili arkadaşları işe alamayacağız için kaldırmıyorsunuz. Kaldırın. İki seçim arası, iki seçim arasında şu kağıtlardan şöyle geldi ya, isim soyisim imza. Şu kadar. Lütfen, lütfen ağır iddialarınızdan vazgeçin. Burası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Biz bütün yapıcı eleştirilere hazırız. Eksik bir şeyimiz varsa toparlarız, düzeltiriz. Ama buranın kadimliğine gölge düşürmeyelim. Burayı siz 25 yıl yönettiniz. 25 yıl yönettiniz. Burada herkes birbirini çok iyi biliyor. Biz birçok şeyi de düzeltmeye çalışıyoruz. Eksik devraldığımız, yarım devraldığımız sistem olarak sadece bir yarım bıraktığınız metroyu, yarım bıraktığınız viyadüğü düzeltmiyoruz. Bütün iştiraklerinizde darma dolanan sistemlerinizi düzeltiyoruz arkadaşlar. Lütfen. Kongre sürecinde hiçbir belediye başkanımız ya da Büyükşehir Belediye Başkanımız kimseye işe alma sözü vermemiştir. Zaten alamayız. Niye alamayız biliyor musunuz? Arşiv araştırması diye bir şey var. 60 gün sürüyor, 70 gün sürüyor. Nasıl alacağız? Teşekkür ederim. Peki. Bir saniye Murat Bey. Ali Haydar Bey çok kısa. Çok kısa. Yok. Şimdi üzüntüyle aslında izliyoruz. Gerçekten sadece bugün bu mecliste değil, yaklaşık bir aydan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi konuşuluyor. Türkiye'de bu kadar problem varken, işte Filistin'de, Gazze'de, İsrail'de insanlar ölürken, Türkiye'de bir sürü yoksulluk varken maalesef bu mecliste de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu meclise başlarken de, o yüzden gerçekten ben bir umutla bu meclis üyeliğine başlarken İstanbul'un problemlerini, sorunlarını bu mecliste konuşup hep birlikte AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili meclis üyeleriyle buna çözüm bulacağımızı düşünürken bizler hep birlikte söylüyorum, merkezi iktidarda dahil burada İstanbul'un gündeminden uzaklaşarak bizim gündemimiz olmayacak işleri burada konuşuyoruz Sayın Başkanım. Birincisi şunu düzeltmek lazım. Daimin Murat Bey 15 kişiden bahsetti. Bir hakkı
vermek gerekiyor. O 15 kişi bu kongreden dolayı İBB'de çalışmıyorlar. Bu arkadaşlarımızın birçoğu 4 yıldır görev yapıyorlar İBB'de. Orada yazılan arkadaşlarımız 4 yıldan beri İBB'de görev yapıyor. Bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasiyle hep övünüyor. Sendikalaşmayı, üniversiteyi, işte birçok şeyi biz çoğalttık diyor. Ben İBB'de çalışan insanların siyasi partiye üye olmayacak diye bir maddeye rastlamadım bugüne kadar. Bunlar devlet memuru değil. Devlet memuru olmadığı için iştiraklerde çalışan insanların siyasi partilere üye olma hakkı var. Siyasi partilere üye olma hakkı olan insanların da kendi siyasi partisinde delege olma hakkı var. Bu iştiraklerde çalışan diğer siyasi parti üyeleri için de geçerli. Sözcüğümüz Mesut Bey tarif etti bunu. AK Parti, bakın arkadaşlar, yanlışa yanlış derim ben. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinin bu kadar gündemde kalması, tartışılması bir yanlıştır. Ülkenin bu kadar sorunu, bu kadar problemi varken buna odaklanmamız, fark etmez hangi arkadaş seçilirse seçilsin, oradan şuraya geleceğim Sayın Başkanım. Bakın, biz bir diğeri de kişisel veriler noktasında gerçekten hiç düşünmeden, hiç yapmadan insanları tartışıyoruz. Ve bu incitici. Diğer tarafta eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde söylentilere, dedikodulara yönelik bir şey varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işidir. Kendi disiplinin işlemelidir ve bunun cevabı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmelidir. Yani eğer bugün işe başlayan bir insan varsa, geçen haftadan söz verilmiş kongreden dolayı bugün işe başlayan bir insan varsa, ya o zaman ben söylenenlere hak verebilirim. Ama 4 yıl önce işe başlamış insanların buradaki delegeliklerini gündeme getirip bunun üzerinde bir tartışma yürütmek doğru bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın bu konuyu çok fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Bir soru önergesi verildi. Bakın, iddia edilen bu kongrede, ben bu konuya çok girmek istemiyorum ama iddia makamı bu partide il başkanlığı yapmış bir kişi tarafından verilmiş. Bu ciddi bir iddia ve bu iddia ile ilgili bir soru önergesi veriliyor. Ve bu soru önergesini de oylatıp başkanlık makamından bununla ilgili cevap alacağız. Bizim arkadaşların talebi de bu bildiğim kadarıyla. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Şimdi Murat Bey açıklama yaptı. Arkadaşımız soru önergesi verdi ama soru önergesi bu meclis üyeleri verebilir. Evet, ama soru önergeleri iftira ve suç isnadı şeklinde olmamalıdır. Meclis üyelerinin vereceği soru önergeleri bilgi almak içindir. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendirir ama bir konuda da yanılıyorlar. Sayın Cemal Canpolat'ın kongrede kullandığı ifade partilileri işe alıyorsunuz değil, tam tersine Cumhuriyet Halk Partililere arkanızı döndünüz, bunları işe almıyorsunuz diyerek başkanımızı suçladı. Yani doğru okuyun. Başkanımızı partizanlık yapmakla değil, yapmamakla suçladı. Kongreyi almak için cümle aynen şu: belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul etmiyorum dedi. Siz örgüte arkanızı döndünüz dedi. Kongre heyecanıyla adaylar, tabii AK Parti'de hiçbir zaman bugüne kadar tek aday dışında kongre yapılmadığı için sizler bilemezsiniz bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar yarışır. Yarışma sırasında heyecanlar olur. Sayın Cemal Canpolat da bizim il başkanlığımızı yapmıştır. Ama onun görüşü kendine göre farklıydı. Şu anda Özgür Çelik, Sayın Özgür Çelik il başkanımız oldu. Kongreyi kazandı. Yani sabahın haberine bakarak burada bize soru önergesi vermeyin. Biz kongredeydik. Ne söylediğini duyduk. Taraflı olmayan basında ne söylediğini yazdı zaten. Böyle bir soru önergesini biz kabul etmiyoruz. Suç isnadıyla soru önergesi veremezsiniz. Kaldı ki bakın, son bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Kadir Bey galiba yapıyordu. 25 kere mi 26 kere mi soru önergesi verdik demişti. Kaç kişiyi işe aldınız, kaç kişiyi çıkardınız? O 27.'yi verirsiniz, tekrar sorarsınız. Kaç kişiyi işe aldınız diye sorarsınız, ona cevap veririz. Ama sabahın yaptığı, Yeni Şafak'ın yaptığı haberle burada soru önergesi veremezsiniz suçlayarak. Teşekkür ederim. Şimdi sabahın ya da başka bir basın yayın kuruluşu değil. Bunu kamuoyu, herkes duydu bunu. Yani bu konuda arkadaşı itham etmeye gerek yok.
çok net bir şekilde kamuoyuna açık bir kongrede ortaya atılan iddialarla ilgili bir soru önergesi var. Lütfen. Buyurun Murat Bey. Birazdan oylatacağım. Bununla ilgili daha fazla tartışma yapılmasını uygun görmüyorum. Buyurun Murat Bey. Saygıdeğer Başkanım, Mesut Bey İBB'nin itibarına gölge düşürmekle bizi itham ediyor. Bilakis biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine çöken CHP'nin karanlık gölgelerini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Şimdi bunun suç isnadı olduğunu söyledi Ülkü Hanım. Suç isnadı falan değil. İl başkan adayınızın açıklamaları üzerinden arkadaşımız sordu. O kadar çok sorduk ki rakamı da unutmuşlar. Güncel rakamı söyleyeyim. 38 kez biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaç işçi çıkarıldı, kaç kişi alındı diye sorduk. Mesut Bey cevap verdiniz mi bunlara? Eğer bunlara cevap vermiş olsaydınız bugün bu tartışmayı yapmıyor olurduk. Şimdi artık bunu dinletmek çok önemli değerli arkadaşlar. Ben Can Bolat'ın ifadelerini aynen size dinletmek istiyorum. Ülkü Hanım siz de özellikle dinleyin. Kimse kendine payada çıkarmasın. Sonra belediye başkanı olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Murat Bey. Cumhuriyet Halk Partililerin başka partiler üzerinde işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi Murat Bey, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri bunları değerli arkadaşlar oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul eden bu adam ölmüş öldü ağzını bir başkın orada. İl başkan adaylarına muamelelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, ben Ülkü Hanım'ın açıklaması sebebiyle bunu dinlettim. Düzeltmeyi yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partililerinin işe alınması değil, Cumhuriyet Halk Partililerinin İyi Parti üzerinden işe alınmasından bahsediyor Cemal Bey. Cumhuriyet Halk Partililerinin alınmamasından bahsetmiyor. Arz ederim Sayın Başkanım. Evet, yok. Suat Bey, bununla ilgili daha fazla meclisi germeye, tartışmaya gerek yok. Değerli arkadaşlar, lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bakın, gereksiz yere. Lütfen. 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 Değerli arkadaşlar, yani kamuoyuna paylaşılmış bir bilgi. Bununla alakalı arkadaşımız bir soru soruyor. Bununla alakalı neden bu kadar gerginlik oluyor? Hayır, bunu gerginliğinin bu meclise yansımasını da doğru bulmuyorum. Lütfen. Lütfen bir soru önergesi var. Başkanlık makamına. Bununla ilgili eğer bir cevap alınsın. Bitti gitti o kadar. Evet. Okunan soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.